Caretta Ekolojik Ahval. Ekoloji perspektifinden konular ve konuklar. Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. Bu program Kültürhane ve Saha Derneği işbirliğiyle hazırlanmaktadır. Caretta'ya, Kültürhane'ye, Saha Derneği'ne ve Mersin'e hoş geldiniz. Caretta'da bu hafta Çitta'nın, uzun adıyla söylersem, Çukurova İnsan Tohum Topak Atölyeleri'nin kuruluşundan beri tanıdığım ki Çitta'da Mersin'deki ekolojik oluşumumuz, Çitta'nın kuruluşundan beri 2014 yılının başından beri tanıdığım bir arkadaşımı konuk edeceğim size. Hemen onunla tanıştırayım sizi ve biz başlayalım sohbetimize. Hanife Körünoğlu konuğum. Hanife, nasılsın, iyi misin? Hoş geldin Caretta'ya. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Bekliyordum heyecanla. Güzel oldu. İşte Caretta'nın da bu 70. programı. Ekolojik Ahvalli Caretta'nın öncesi de var. Çünkü sadece Caretta adıyla da var. 70 program oldu. Yani yolculuk sürüyor. Bilmiyorum ne kadar etki ediyor, ne yapıyor, ne ediyor ama ben aynı heyecanla ilerliyorum. Şimdi Hanife Körünoğlu, tamam, Çitta dedin Alper, Caretta Çitta'nın yavrusu dedin, tanışıyorsun oradan da Hanife'yi niye konuk ettin diye soran olabilir izleyiciler. Geçen hafta bizim Çitta'nın bir WhatsApp grubu var. Orada bir paylaşım yapıldı. Hanife'nin yürütücülüğünde bir eğitimin paylaşımıydı bu. 12 Haziran Pazar, şu anda biz bunu Cuma günü çekiyoruz, 17 Haziran'da, 5 gün önce Turunçlu Köyü'nde sabah 7-11 arasında bir eğitim olacağı bilgisi geldi bize gruptan. Bitkiler Rehberliği'nde Öze Yolculuk isminde, altında da doğa yürüyüşü, meditasyon, yoga kırılımları da olan bir eğitim. Bunu gördüm ben. Hanife'yi de zaten Ayurveda biliyorum, yoga biliyorum, onun eğitimleri ne oluyor, eğitim veriyor biliyorum. Bitkilerle, besinle, gıdayla, sağlıklı beslenme ilişkisini biliyorum eskiden beri. Bütün bunları, dün de Kütüphane'de bir söyleşi vardı, arılar hakkında, bal hakkında bir söyleşide. Orada da rastladık. Ya dedim, bu hafta seni konuk edeyim ben Hanife. Olur mu? Olur. İşte hemen dün akşam konuştuk, bugün de karşınızda. Hanife, tekrar hoş geldin. Önce, şimdi bu eğitime gelmeden önce senin bu yolculuğunu, buraya gelene kadar ki bu Ayurveda'dır, gıdadır, Çitta'yla belki daha önce başlamıştır bu. Bunu kısaca alayım. Hanife Körünoğlu'nun kim olduğunu ve bu Bitkiler Rehberliği'nde Öze Yolculuk eğitimine Hanife'yi getiren yolculuğu dinleyelim senden. Böylece tanır seni izleyen, dinleyenler de. Sonra da eğitime geçeceğiz. Teşekkür ederim Alper, emeklerine sağlık. Gayet güzel gidiyor Caretta. İnşallah yüzde. Yine birlikte hep beraber olalım bence. Birlikte sunalım. Böyle hep beraber yapalım 100. eğitim şeyinde, Caretta programında. Topluluk destekli tarım modellerinden tanışıyoruz biz Alper'le. İşte birçok arkadaşımla hep beraber emek emek böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama hep ben doğayla bir ilişkim çocukluğumdan beri vardı. Gözlerim benim, anneannem de öyle söyler, gözlerim hep topraktadır. Ne ekilmiş, ne çıkmış, doğada ne var, arabayla giderken kokusunu alıp böyle durup çoktur bitki topladım, baktım, merak ettim gerçekten. Öyle bir bağlantım var aslında. Fakat tabii modern hayat, iş hayatı vesaire. Profesyonel olarak da başka işlerle uğraşıyorum. Dolayısıyla bir kopuşlar yaşadım kendi içimde ama her zaman doğayla bağlantım, ekosistemin bir parçası olduğumu hiçbir zaman unutmadım. Ona saygılı yaşamaya, onunla beraber nasıl davranışlarımızın sorumluluğunu alabiliriz diye çalışmaları her zaman yürütmeye devam ettim. Bu arada da derneklerde vesaire, kırsalda kadın girişimcilikleri vesaire çabalarım, çalışmalarım oldu arkadaşlarımla birlikte. Şimdi bunları yaparken bütününde bir yerde yoğurmak, tekrardan yeniden dönüştürmek ve çıkarmak hevesindeydim aslında. Ama öyle bir şey oldu ki son aldığım eğitimde, yoga hocalı eğitiminde, yin yoga, farklı bir yoga türü. Daha çok hem duyguların derinde olan duygularla da bağ kuruyor. Hem de işte daha derindeki sizin eklem, fasya, ligamentlerle çalışıyor. Oradaki
derindeki kaslarla çalışırken derindeki duygularla da çalışıyor tabii ki. Meditasyonlarda vesaire. Bu tekrardan bitkilerle bağlantım çıktı. Ve o bitkilerle ben hemhal olmaya daha başka bir serüven. Özellikle de kekik benim ana şeylerimden bir tanesidir. Yani kekik çeşitleri bir şekilde benim ilgimi çekiyor. Yani envai çeşitini tanımasam da yani ruhum tanıyor, öyle söyleyebilirim. Gerçekten böyle. Sonra böyle bir hepsini birleştirerek harmanladım. Hem ekosistemi korumak, biyoçeşitliliği korumak. Yani bu eğitimleri düzenlerken köylerde, yakın köylerde, bildiğimiz köylerde, burası Mersin bu anlamda inanılmaz bir zenginlik. Gerçekten endemik bitki çeşitliliği olarak çok büyük bir çeşitlilik. Türkiye'de 40 kekik türü varsa ben Mersin'de 20 tane türünü hani görüyorum. Şimdi çok çok pardon çok Hanife. Bolca. Bu deyince seninle de konuştuk az önce. Yani ne konuşacağız burada bu programda diye. Kekik dedin. Daha önce de anneannenden bahsettin. Toprakla ilişkini anneanne söylemiş. Kekik ve anneannenin bir bağı varmış. Onu da burada aslında anlatalım. Çünkü bu eğitimlerinin başlangıcı senin kekikle ve anneannenin olan ilişkine de bir bağlanıyor diye anlamıştım ben. Anneannen, kekik ve Hanife arasındaki ilişkiyi de burada paylaşırsan biz de sevinirim. Tabii. İşte benim de unuttuğum gibi diğer arkadaşların da aslında böyle bağ kurmayı unuttuğu için de bu yolculuklar hoş ve güzel olacak sanıyorum. En azından benim için çok özel. Ben anneannemle 3 yaşından beri bizim Tarsus'ta yaşıyoruz. Tarsus'ta herkes yaylalara çıkar hava ve iklimden dolayı. Yaylada anneannem sadece ilacı kekik suyuydu ama kendi distilasyon yöntemi vardı anneannemin. Hanife arka ormandan beraberce böyle kekik toplardık. Mor sümbüllü olan şu kafamda hatta şu anda şu cinsi. Hafta sonunda bir şekilde şey oldu. Bu önüme çıktı. Yine gittiğimiz köyde bolca vardı. Başka bir kekik çeşidi aslında orada varken. Bu da önümüze çıktı böyle öbek öbek mor sümbüllü kekikler. Bu kekik distilasyon için anneannemin kullandığı yani kekik türüydü mor sümbüllü olan. Arka ormana ben gidip böyle sürekli 3 yaşından beri toplayıp anneannem işte bakır kazanları kurur. Sonra üstüne bir tane şeyden killer yapılır, çamur yapılır. Ocakta yıkalan artık odun parçalarından. Ondan sonra onlarla da sıvardı tepsiyle beraber hava almasın diye. Sonra onun üzerine bir tepsi yerleştirerek damlayan sular anneannemin ilacıydı. Sabah akşam başka da hiçbir şey kullanmazdı. Ta ki ben bunu 50 yaşındayım. İşte unutmuşum. Tamamen hatırımdan çıkmış. Bir kekik sevdam var. Kekiğe böyle bir hayranlığım. Hani merakım her yerde kekik gözlerim arıyor. Bir hastalığım var ama konunun anneanneme uzandığı yine bir meditasyonda dediğim gibi hani o derindeki duygularla bağ kurmamda çıktı. İyi ki de oldu. Teşekkür ediyorum atalarıma. Dolayısıyla da ben bu atalardaki bilgileri, benim de eğitimim Vedik eğitim yani Ayurveda. Ayurveda nasıl ki 5000 yıllık atalardan ötelerden gelen bilgi, gözlem, klinik deney bulguları aktarmaktır ve unutmamışlar, devam ettiriyorlar. Biz sade yağ halen evimizde anneannem de yapar, annem de yapar, ben de yaparım. İnşallah kızıma da aktarabilirim. Hani burada da bitkileri gözümüzün önünde Mersin'de her yerde, şehrimizin içerisinde sumak ağaçları var. Mesela sumağı kimse tanımıyor. Hatta kentli bir arkadaşım Murt'la Mersin'de yaşayan ve Mersinli bir arkadaşım Murt'la yeşil zeytini karıştırdı. Yani bu Murt mudur, yeşil zeytin midir? Hani gibi şeyler var. O kadar bağımız kopmuş. Bunların hepsini de bütünleştirip bu bağlantıda nasıl bende olduğu gibi herkese de şifa olacağını, biyoçeşitliliği korumamız gerektiğini, bu kadar uzaktan bakmaktansa dokunarak ve meditasyonlarımı bitkilerle, ormanla ve ağaçlarla yapıyorum. Yogamız da öyle devam ediyor toprağın üzerinde. Dolayısıyla bambaşka bir halde bağ kuran insan toprağa da, ekosisteme de, biyoçeşitliliğe de zarar vermeden davranışlarını, alışkanlıklarını, tüketim alışkanlıklarını dönüştürebilir diye birleştirdim daha doğrusu. Bu noktada 12 Haziran'daki eğitim ilk eğitimdi diye biliyorum. Yanlışsam düzeltirsin sen beni. Turunçlu köyü nerede?
ve 7-11 arası sabah çok erken bir saatte aslında orada buluştunuz. İnsanlar tabii ki 5'te 6'da geldi herhalde ki 7'de başlaması için. Öyle bir güne onunla başladınız diye anlıyorum ben. O saati görünce onu anladım. Turunçlu köy. Ben gelmedim de diyelim ki geldim, katıldım. Bindik arabalara. Turunçlu köyüne geldim. Sen karşıladın bizi. Sabah 7'de sen ne yaptın? Nasıl başladı? Onu konuşalım şimdi de istersen. Oradaymışız tabii gibi. Tabii. Şimdi karşıladım arkadaşlarımı. Çok böyle gizli bir ormancık var orada. Benim arkadaşlarımın köyü de orada. Bizim yoga okullarımızdan bir tanesinin merkezi de orada. Çok sevdiğim ve bitkileri tanıdığım bir yer. Oradan başlamak istedim. Bitkileri de bildiğim için. Önce bitkilerine o köyün çalışıyorum. Daha orada en çok baskın karakter, baskın türler neler? İşte onları anlatacaktım vesaire. O köyün ormanına gittik, araçlarımızı park ettik. Sonra yürüyerek başlıyoruz. Ben işte anlatıyorum. Sağda bir tane bitki var. Hepsini tabii ki ben tanımıyorum. Hani Esra, canım benim, onu da anmadan geçmeyelim. Esra Güven çok sevdiğimiz arkadaşımız. En çok istediğim şey Esra ile de böyle bir etkinlik yapmak. İnşallah onu da niyetimize koyduk. Beraberce arkadaşlarla birlikte öncelikle doğada yürüyüş yapıyoruz. O orman, jungle, böyle orman bölge falan da çok oraya müdahale etmemiş, ender kalmış yerlerden bir tanesi Alper. O kadar güzel bir yer ki inanılmaz çeşitlilik barındırıyor. İşte mersini bol, oranın mesela baskın türleri mersin ağacı, murtambales diye geçiyor. Ben önce onlarla ilgili zaten çalışmalar yapıyorum. Birer kitapçık hazırlıyorum arkadaşlarıma. İlk önce kitapçıkları dağıttım. Hatta birer örnek resim çekmek isterseniz diye de orada bekliyorum bitkiyi gördük, gösterdikten sonra. Çünkü hani biz biliyoruz ama herkes biliyor olmuyor. Yani zeytini bile tanımayan arkadaşım olduktan sonra öyle bir şeyden çıktım artık. Sonra tek tek bitkiler üzerinden geçiyoruz, anlatıyoruz. O bitkilerin etnobotanik açıdan bugüne kadar tarih boyu nasıl kullanılmış, işte bölgemizde nasıl kullanılmış, coğrafyada nasıl kullanılmış, onları anlatıyorum biraz. Hatta mesela katran yoncası diye bir bitki var. O bölgede çokça hakimdi. O bitki de özellikle maden ocaklarında toprağı yeniden canlandırmak için toprağın azotunu bağlayan bir bitki. İşte keçilerin de çok sevdiği bir yonca türü gibi bu bilgileri harmanlayıp arkadaşlarımla paylaşıyorum. Hani birlikte şey yapıyoruz. Sonra köyden aldığım başka bilgileri de ekleyip mesela genişletiyorum. Hatta işte bu bir sürü eğitimden sonra herhalde bunların hepsini bir derleyip bir dosya yapacağım. Çünkü her köye özel bitki çalışıyorum. Hani o köyde ne olmuş, ne bitmiş, o köydeki bitkiler nasılmış ve tarih de atıyorum. Mesela benim bir defterim var. Defterimde işte hangi tarihte bir güye kekiği var, mercanı köşk cinsi. Eskiden Fransa'ya gönderiliyormuş, başka bir köyden bahsediyorum. Şu anda türü bitmiş. Biz tonlarca göndermişiz Fransa'ya. Sadece bir köyde minik bir alanda kalmış. Ben onları da ayrıca defterlerime böyle not ediyorum. Tarih tarih. Şimdi bu köydekileri arkadaşlarıma söyledim, resimlerini çekin. Hani bunları bilin. İşte şey vardı. Endemik, az bulunan, ender bulunan, endemik demeyeyim de ona. Pembe kantaron vardı bu bölgede bolca. Çok bilinsin de yerlerini istemiyorum. Hani kimileri de gider abuk subuk toplar vesaire. Hani oradaki bizim derdimiz biyoçeşitliliği korumakken başka şeylere de sebebiyet vermek istemem. Tam lokasyonu o nedenle vermiyorum. Çünkü gizli de bir orman. Ardından dönüşte işte şeye geçtik, meditasyonumuza. Bitkilerle meditasyon yaptık. O bitkiler bize neler söylerdi, konuşsaydı. O ağaç bize neler söylerdi, konuşsaydı. O toprakla, o toprağın altındaki canlılıkla, o toprağın üstündeki böcekler, bitkilerle. Bir teşekkürlerimizi, saygımızı sunduk. Böyle. Yani kaç kişi katıldı bu ilk eğitime, Turunçlu'daki eğitime? 28 kadar arkadaşım 28 vardı. 28 sen de vardı. 30 kişi diyelim. Bir kişi de senin şeyin varsa, işte yardımcının arkadaşın falan varsa. 30 kişi yürüdünüz, gezdiniz. Hem talanı gördünüz, hem doğayı gördünüz, hem zenginliği, hem oradaki yani yıkılmışlığı gördünüz. Geri döndünüz, oturdunuz. Doğru. Dedin ki sen insanlara, bu yolculuk, bu gezimiz, bu yürüyüşümüzde size kalanları, hani yanlışsam düzelt, böyle mi?
O bitkileri düşünün, gördüklerimizi düşünün. Meditasyon böyle mi oluyor? Çünkü hiç bilmeyen, meditasyonu ben biliyorum ama hiç duymamış insan ne yapıyorlar yani diyorsa nasıl canlandırabilirdi aslında bunu soruyorum sana. Tabii. Şimdi meditasyon demek aslında kendi anınızda kalarak gözlerinizi kapatıp kendi içinize bakmak demektir. Kendi özünüze bakmak demektir. Meditasyon demek nefesle ana dönmek demektir. Yani sadece nefese odaklanarak o ana geliyoruz. Yani bir önceki an, bir sonraki an, buradan sonra gidip kahvaltımı hazırlayacağım evdeki pazar günü ne olacak, hengamesi değil. İşte buraya nasıl geldim telaşı değil. O andaki halindir meditasyon. Yani adı başka bir şey olabilir ama konu sizin kendinize bakmanızdır. Yani nefesinin, meditasyon nefesinin olduğu yerde olmak diye. Sen nefes al dedin ya. Nefes al, nefes ver. Orada olunca zaten anda oluyorsun zaten yani. Çünkü bütün insanlarda biz şu nefes olmasa zaten yaşamayacağız. Başka bir şeye dönüşeceğiz. Yine bir şekilde var olacağız ama başka bir forma dönüşeceğiz falan hikayesi. O da bitti. Tabii. Sonra yoga yaptınız. Yoganın da bunlarla bir bağlantısı var mıydı? Bağımsız mıydı? Tabii. Onda nasıl oldu? Tabii ki bağlantılı. Mesela bir ısınma yogamız var. Isınma yogamız şöyle. Hem meditasyon hem yoga. Başak, rüzgarda sallanan başaklar. Bir rüzgar başak tarlasında görselliyoruz kendimizi. Sonra önümüzde de tesadüfen var böyle bir şey olamaz. Yani hiç fark etmeden oturmuştuk. Ormanın içerisine geldik. Oturduk hepimiz. Tam önümüzde bir tane bir yoncanın başağı böyle. Hafif de rüzgar sallanıyor. O da önümüzde böyle sallanıyor. Benim de konum oydu yani onu çalışacağız. Böyle bir şey yok arkadaşlar dedim. Yani hiç imajine etmeye gerek yok. Önünüzde duruyor. Rüzgarda sallanıyor. Siz de onu taklit edin. Hani nasıl sallanıyor? İşte tabii önce teknik bilgi veriyorsun. İşte nefesi al, sağ elini getir sol tarafa, işte sol elini getir sağ tarafa diye teknik bilgilerle. Sonra kendi rutininizde sağa sola doğru sallanmayı, öne arkaya doğru bir narin başak gibi sallanın diye başladık. Sonrasında işte o ağaçla kök salmayı, bir güneşe doğru siz bir ağaç oldunuz, işte başınızın tepesinden gökyüzüne doğru uzadınız falan gibi, köklerinizle bağ kurmayı vesaire. Böyle. Sen şimdi başladın ya, önce o köydeki bitkileri çalışıyorum. Bu ne demek? Tabii. Turunçlu köyünü konuştuk. Onu Turunçlu köyünün bitkileri için ne yaptın? Yani Wikipedia'yı mı açtın? Kitap mı okudun? Muhtarı mı aradın? Ne demek onu çalışmak? Onu açsana biraz. Yok. Şimdi ben o önce gözlem, benim çalışmam şöyle. Ben gözlüyorum bu köyde neler var? Önce baskın türler, az önce de söylediğim gibi, işte mesela bu köy özelinden konuşalım. Bu köyün aslında turunçlu olmasının nedeni gerçekten narenciye açısından, onu bahsetmeden geçemeyeceğiz. Narenciye bolca ekilmiş limon, endüstriyel olarak limon, portakal ve çay yetişiyor. Fakat öyle bir şeyde ki hem 17 kilometre Mersin'e hem çok yakın, rakım daha 300'lerde ve her şey yetişebiliyor. Çok büyük bir zenginlik. Fakat tabii ki endüstriyel tarım yaptıkları için oradaki doğaya gerçekten ciddi müdahale yapmışlar. Ama köylü halen eski geleneksel köylü yaşamı sürdürdüğü için müdahale bir yerde durmuştu. Ta ki bu şeyi görene kadar. Keçi boynuzu mesela bolca var. Bunların dışında bolca, hiç görmediğim kadar Mersin köylerinde görmediğim kadar Mersin, yani murt, hambales diye de geçiyor bu bölgede. Bolca Mersin meyvesi, bitkisi var. Maki topluluklarından. Bolca defne var. Bolca sandal ağacı var. Çok güçlü bir şey var sandalda. Ondan sonra ağaç çeşitliliği daha çok, kızılçam ormanı mevcutta. Aşağıda da daha küçük bitkilerde işte şeyler, tilki şenden tutun, yani yabani kuş konmazlar. O kadar büyük bir çeşitlilik var ki her yerde kapari var. Kapariler çiçeklerini açmış. Böyle. O kadar güzel ki her yerde kapariler fışkırıyor. Doğal bir peyzaj. Sığır kuyrukları var. Her yerde su, bolca su olan da bir yer. Böyle dereler akmış, akıyor da. Yarpuz var bol bol. Su kenarlarında yine şeyler var. Yabani nane aynı zamanda diğer ismi. Su tereleri var. Çok güzel. Su tereleri çok kıymetlidir. Pek bu bölgemizde kullanılır aslında, köylerde falan çokça olur. Ancak pek kıymeti bilindiğini düşünmüyorum.
vitamin deposudur. K vitamini vesaire barındırıyor. İngiltere'de özel ekimi yapılan bir şeydir, bitkidir. Çok çeşit, iki çeşit benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla iki çeşit kekik, ada çayı var. Ada çayının bir türü burada yetişiyor. Kekiğin hem bu mor sümbüllüsü benim için sürprizdi. Bir de mercanı köşk cinsi olan köylülerin ana baba kokusu dedikleri tür var. Bayağı bolca çeşitliliğe sahip. Diken, topuz dikeni mevcut. O da çok özel bir şey. Hindiba var. Ve tabii ki bu doğadaki bitkilerin kullanımıyla ilgili de bazı bilgiler veriyorum. Aynı zamanda toplanılan ve yanlış bilinen bazı bilgiler var. Hani bir bitkiyi topladınız, bu kekiği aldım ben. Bu kekiği mesela oradan arkadaşlarıma kekik toplama izni verdim. Belirli sınırlı 3-5 tane herkes kendi toplayabilir dedim. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bu da ayrı bir alan. Mesela bu 70 derece kekikler 70 derece ısıda demlenebilir. 7 dakika kadar demlersiniz. Kaynatılmaz vesaire gibi püf noktaları var. Bunlar hani bilinmesi gereken bilgiler. Bu bilgileri de beraberinde veriyorum. Zaten aktarıyorum. Bir kitapçık yapıyorum. Hani doğru en azından şey yapsa ve günde bir kez den fazla içilmemesi gerektiğini, ilaç etkileşim bulun. Çünkü farmakolojinin alanı bunlar biliyorsunuz. Zaten Asuman Baytop hocamdan da faydalanıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Çok zengin bir bitki çeşidi. Bir şey göstermek de isterim. Mesela bu benim bilmediğim bir şey diyorum ya, dönüşüyoruz. Bu da orada içimizde yine köylü olan arkadaşlarımdan bir tanesi kuş ekmeği. Bitkiyi tanıyorum ama nerede kullanıldığını bilmiyordum. O köylü şöyle kullanıyormuş bunları. Bunlar nazarlık olarak kullanılıyormuş. Yani köyde bunları mutlaka böyle bir dal koparıp evlerinde asarlarmış. Kuş ekmeği deniyor. Bu nazarlıkmış örneğin. Hani onlardan öğrendiğim bir bilgi. Yine o köyden öğrendiğim başka bir bilgi daha var. Köylüden öğrendim bu bilgiyi yani aslında sen şey yok. Birebir sana anlattı o kişi. Yok, doğru beraber O köyde yaşadığı için katılan başka bir arkadaşım. Biliyordu. Yani anladın, önceden geziyorsun sen sonra, bölgeyi. Önce sen geziyorsun. Tek tek bakıyorsun. Evet. Zaten bildiklerin de var ama orada gördüklerin de var. Sonra da o gezi sırasında o kendi daha önceki deneyimlerinden, bilgilerinden işte şurada, şunu burada bunu görüyorsunuz. Bunu böyle böyle kullanabilirsiniz. Bu böyleymiş. Köydeki adı buymuş. Başka bir adı şuymuş diye detay veriyorsun anladığım kadarıyla. Tabii. Tabii bir şey daha eklemek istiyorum. Orada mesela ben daha önce fark etmemişim. Gezi sırasında fark ettim. Benim baba tarafım Girit'ten gelmiş. Mesela şöyle bir bilgi var bende. Bir bitkiyi gördük orada. Akdeniz havzasında bolca olur. O bitkiyi bizimkiler zeytin sineğinde kullanıyorlar. Ve hatta onu yani biyolojik mücadelede kullanıyorlar. Hatta onu ekiyorlar da. Yani bolca bulmak için böyle kaynatıp onu bayağı şey gibi, pekmez gibi onu şeylerde zeytin sineklerinde kullanıyorlar. Dolayısıyla onu da mesela orada o arkadaşlarla gezerken fark ettim. Yani daha önce fark etmediğim bir şeydi. Böyle o kendi kendine gelişen durumlarda oluyor. Bir de keçi boynuzu ile ilgili bir bilgi daha söylemek isterim. Onu da o köyden aldığım bir bilgi. Ben de ekleye ekleye gidiyorum. Sonra dönüyorum notlarıma ekliyorum bu bilgileri. Onunla yoğurt yapıldı. En ilgimi çeken mayalama teknikleri, Vedik bilgiler. Yani atalık mayalama teknikleri en çok ilgimi çeken konu zaten. Bu şeyden tüm şeyi ikiye bölüp sütün içine atıp o içerisindeki maddelerden fermentasyon sağlıyor. Muhteşem bir şey. Çok hoşuma gitti bu bilgi mesela. Çok bayıldım yani. Yani çok sağ ol. Şu anda aslında ben ve tüm izleyenler o eğitime seninle katılmış gibi olduk. Gezdik beraber, anlattın. Şey de çok güzel bak. Bir Mersin'in bir köyü ama ne kadar doğa, biyolojik çeşitlilik ne kadar geniş. Saydın bitmiyor. Aklına başka bir şey daha geliyor, başka bir şey daha geliyor. Daha da bilmediklerim de var. Daha belki de vardır. Onları da öğreneceğiz diyorsun. Bu çok zengin olduğumuzun da bir kanıtı. Türkiye olarak zaten biliyorduk ama bunu ezbere bilmek var. İçine gidip tane tane söyleyerek bilmek var. Ayrıca bu. Şey sorayım. Hanife, şimdi ilki Turunçlu'ydu. Bundan sonraki hangi köy belli mi? Ne zaman olacak belli mi? Kaç tane köy olacak? Ve en önemlisi aslında bizi dinleyen, izleyenler, Mersin'de yakında olanları da buraya gelecek olanlar, ya ben de istiyorum, katılmak istiyorum diyenler
Nereden, nasıl sana ulaşabilir, bu eğitime katılabilir ve hangi köyler? Program belli mi? Onu alayım mı senden bu aşamada? Evet. Şimdi şöyle, ben hani en çok arzu ettiğim şey Esra'yla, bir ikinciyi Esra'yla yapma niyetim vardı aslında. Onunla zamanımız böyle uyuşursa ikinciyi öyle niyet ettim. Sonrasında Aslanköy'ün oralarda benim bir çiftçi arkadaşım var. Benim de meditasyon yaptığım çok güzel bir orman var. Böyle çok gerçekten dinlendirici, dingin bir orman. Şahane bir yer. Kendisi de bostan vesaire işleriyle uğraşıyor. Aşağıda böyle henüz, yani biz gidene kadar ne olur bilemiyorum artık. İnanın bir şey diyemiyorum. Çok sevdiğim kuzu göbeleği topladığım bir ormanım vardı. İkinci koronadan çok böyle zaman geçmişti. İkinci sene gittiğimde orman maalesef gençleştirme adı altında kesildiği için göremiyorsunuz. Bilmiyorum ben niyet edip gidene kadar başımıza neler gelir. Emin de değilim açıkçası. Ben ikincisi de şeye gideceğiz. Yeniköy tarafına gideceğiz. Nasıl Esra'dan katılabilir sonra. insanlar? Nereden buna başvurabilirler ve bu yolculuğa katılabilir insanlar? Seni tanımayanlar. Tabii bir saniye. Hanife Körünoğlu ile Sağlıklı Yaşam Sırları adı altında bir sayfam var. Bu sayfamdan Instagram ulaşabilirler. sayfası olduğunu da söylerim burada. Instagram. Instagram'da bir sayfa. Hanife, işte Evet. Körünoğlu, Öğüler, o olmuyor tabii biliyorsunuz. Türkçe şeyler yok o işte Instagram'da. Onu Instagram'a Evet. yazarsanız Hanife'nin sayfasına ulaşabilirsiniz. Hatta bunun da görsellerini de koyacağız buraya ve YouTube'da da o linkleri de paylaşacağız zaten. Hanife çok teşekkür Oraya ediyorum. ait, evet. Çok seviyorum konuk olduğun için Ben Karetta'ya, teşekkür ederim. Çitta'ya. Çok sağ ol. Biliyorsun kekikle bitirelim. Kekiği gösteriyorsun gene. Anneannenin mor sümbüllü kekiğiyle bitirelim. Anneannenin de ismini bağışlarsan burada ona da bir rahmet dileyelim. Bunun son Hatice. noktada. Hatice, Hatice Teşekkür ninemize ederim Hatice. de benim de kendi anneannemde, Evet. kendi köyümle Anavarza, benim de köyüm zaten. Hep Anavarza diye biliyorlar. İşte o kökü sağlam olanlar, gör senin gibi, benim gibi insanlar işte bu yolda gidiyor demek ki. Öyle de bir sonuç çıkıyor ortaya. Caretta'nın da bir mantrası var. Hep bununla bir programı ama hep ben söylemiştim. Şimdi ikimiz söylerim istiyorum. Bilmiyorum hatırlıyor musun mantrayı? Caretta, sen de başla. Karet Caretta. Ağır karet ağır ama sebatla. ağırmış masrafla El ile, göz ile, diz ile. Bir araya gelince elbet söz ile. Sözü tamam söze ekleye ekleye. sözü söze ekleye ekleye Muhabbet ile. muhabbet ile kalpten Görüşmek üzere, hoşça kalın. teşekkürler çok sağ olun. Program Kültürhane ve Saha Derneği işbirliğiyle hazırlanmaktadır.